Allah'a hamd, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Rabbim hepinizden razı olsun. Peygamberimizin şefaatine bizleri nail eylesin. Ülkemizin her tarafında Mevlid-i Nebevi ile ilgili programlar icra ediliyor. Sizler de bu güzel camiyi doldurdunuz. Bundan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Yıllardır bu ülkede Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlatılıyor. Salonlar ve camiler doluyor. Ama nedense Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i anlayanlar azalıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili pek çok programlar icra ediliyor. Ama peygamberin ahlakını yaşayanlar, ahlakıyla ahlaklananlar ortadan kaybolup gidiyor. Bir tezat var. Halbuki şöyle olması gerekirdi. Bu kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin anıldığı ve anlatıldığı ortamlarda peygamberin hayatını yaşamaya talip insanların sayısının çoğalması gerekirken azalıyor. Acaba biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hırkasına mı talibiz yoksa hayatına mı talibiz? Bunlar birbirinden farklı şeyler. Eğer Peygamber aleyhisselamın hırkasına talip isek, Peygamber'e salatü selamlar getiririz, Peygamber'i anarız, o geceyi ihya ederiz, ertesi gün o alışkanlıklarımıza devam edip gideriz. Hanımlarımızı yine üzeriz, çocuklarımızla konuşmayız, komşularımızla küslüğümüz devam eder. Peygamber'in hırkasına talip olanlar böyle yapıyor. Ama eğer Peygamber'in hayatına talipsek, onun mücadelesini göz önünde bulundurarak Peygamber'in yolundan gitmek istiyorsak o zaman çok şeyler yapmamız gerekir. Hepinize sorsam, başta kendime sorarak desem ki bu dünyada en fazla kimi seviyorsunuz? Hepimiz diyeceğiz ki elbette ki Allah ve Resulünü seviyoruz. Peki en çok sevdiğimiz Allah ve Resulü için bu dünyada ne gibi fedakarlıklar yapıyoruz? Daha az sevdiğimiz eşimiz, çocuklarımız ve kendimiz hakkında ne gibi fedakarlıklarda bulunuyoruz? Bu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Eğer peygamberi seviyorsak peygamberin yolundan ve izinden gitmemiz gerekiyor. Kur'an'ın ifadesiyle قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ De ki ey Resulüm, eğer Allah'ı seviyorsanız benim yolumdan gidin. Benim izimi takip edin ki Allah sizi sevsin. Allah'ı sevmek, peygamberi sevmek ve peygamberin yolundan giderek peygamberin yaptığını yapmakla olur. O ne yapıyor? Kızı Fatıma evlenmiş Hazreti Ali radıyallahu anh ile. Evleri de çok uzak değil. Her peygamberin evine gelişinde kızı Fatıma'yı bulunduğu yerden hemen ayağa kalkar, güler yüzle kapıya doğru koşar, kızını kucaklar, oturduğu yere oturtur, önüne diz çöker, avucunun içini öper. Peygamberin hayatına talip olanlar böyle yapar. Siz de böyle yapar mısınız mesela? Bunu kendimize sormamız gerekiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarıyla istişare ederdi. İlk vahiy geldiğinde, arkasından bir müddet vahiy kesildiğinde Rabbim beni unuttu mu, bana darıldı mı deyip eşi Hatice annemize gitmiş. Allah seni terk etmedi, sana da darılmadı. Sen akrabalarını gözetirsin, komşularına ikramda bulunursun, insanlara iyilik yaparsın demiş.
ilk vahiy geldiğinde de Varaka bin Nevfel'e götürmüştü. Ve ilk istişare yaptığı iş hanımı olmuştu. Yine Hudeybiye barışında ashab bile peygamberi dinlemezken saçınızı kızaltın, kurbanlarınızı kesin, etini de Mekkeli müşriklere gönderin dediğinde ashabın hiçbirisi peygamberin dediğini yapmamış. Üzüntülü bir şekilde hanımı Ümmü Seleme annemizin yanına vardığında ya Resulallah sen görevini yap, onlar seni takip ederler demiş ve peygamberimiz sakalını kısaltmış, kurbanını kesince birer ikişer sahabi peygamberin yolundan gitmiştir ve hanımıyla istişare etmiştir. Niçin istişare etti? İstişare şuradan gelir. Şura arının bal toplamasına verilen isimdir. Bir arı bazen bir günde 20 binin üzerinde çiçeği ziyaret eder, akıl danışır, bir ürün ortaya koyar, adı bal olur. Allah da ona ve fihi şifaun linnas der. İnsanlar için şifa kaynağıdır bu de. Siz de eşinizle istişare yaparsanız eğer aileniz bal gibi tatlı olur. Bunun için peygamber istişare ederdi. Biz de eşlerimizle istişare etmemiz gerekir. Kardeşlerim, Rum suresinin 21. ayetinde Allah-u Teala buyuruyor ki وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah'ın ayetlerinden biri de sizi cezbeden kendi cinsinizden eşler yaratması, aranıza sevgiyi, meveddeti, şefkati ve merhameti yerleştirmesidir. Aklını kullananlar için bu ayetlerde ibretler vardır. Yani Allah-u Teala buyuruyor ki eşiniz ayettir. Biz ayet olarak sadece Kur'an'ı biliriz. Hayır, pek çok ayet var. وَفِي الْاَرْضِ اَيَاتٌ لِلْمُوْقِن۪ينَ Yakinen inananlar için yeryüzünde ne ayetler vardır? Mesela وَفِي اَنْفُسِكُمْ Sizler de bir ayetsiniz. Eşiniz de bir ayettir. Şu yanı başınızda geçen ırmak bir ayettir. Aşağıdaki deniz bir ayettir. Toprak bir ayettir. Ağaçlar ve ormanlar bir ayettir. Ve onlara karşı sorumluluklarınız vardır. Eğer nehrin kenarına bir ev yapar da nehir kardeşinize ihanet ederseniz bir sel alıp sizi götürür ve canınıza mal olur. Eğer denizleri kirletir, deniz ayetine ihanet ederseniz tsunami olur, sizi de götürür. Eğer orman ve ağaç ayetlerine ihanet ederseniz her kestiğiniz yaşlı bir ağacın yerine bir fidan dikmezseniz etraf çölleşir, heyelan olur, sizi de götürür. Eğer eşiniz olan ayete ihanet ederseniz eşiniz ya sizden boşanır ya da kısa bir zamanda bu dünyadan göçer, ah vah edersiniz. Tıpkı Kur'an-ı Kerim okuduğunuz gibi de bunları okumanız gerekir. Kur'an-ı Kerim'e gösterdiğiniz saygı gibi bunlara saygı göstermeniz gerekir. Kur'an-ı Kerim'i öpüp kucaklayıp yüksek bir yere kaldırdığınız gibi eşinizi de öpüp kucaklayıp gönlünü hoş tutup yüksek bir yerde tutmanız gerekir. Hepsinin kaynağı Allah'tır. Hepsini yaratan Allah'tır. Bunların birbirinden farkı yoktur. Eğer böyle ayet olarak her şeye bakacak olsak bambaşka bir hayatımız olacaktır. Kardeşlerim, hiçbir evlilik mükemmel değildir. Bu peygamberlerin evliliği bile olsa, peygamberlerin evliliği bile olsa, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de iki tane mükemmel iyi hanımı bize örnek gösterirken iki de kötü kadını bize örnek gösteriyor. Müslümanlara İki iyi hanım, biri Hazreti Asiye annemiz, biri de İmran'ın kızı İsa Aleyhisselam'ın annesi Hazreti Meryem. Tahrim suresinin son ayetleri. وَدَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا مْرَاتَ فِرْعَوْنَ
Allah Firavun'un karısını Allah'a iman etmiş Firavun'un karısını size misal olarak gösteriyor. O dedi ki اِذْ قَالَتْ رَبِّبْنِ لِعِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ Cennette bana bir köşk ver ya Rabbi. وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ Beni Firavun'dan ve onun işinden kurtar. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ Zalim topluluktan beni koru ve kurtar. وَمَرْيَمَ اَبْنَةَ الَّذ۪ي وَمَرْيَمَ اَبْنَةَ عِمْرَانَ الَّذ۪ي اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَهْنَا بِهِ مِنْ رُّحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِت۪ينَ İmran'ın kızı Meryem'i de size örnek gösterdi. O namusunu koruyan bir kadındı. Allah katından bir kelime olarak İsa'yı ona verdi ve tasdik etti. O Allah'a itaat eden boyun eğenlerden. İki kötü kadına örnek de birisi Hazreti Lut Aleyhisselam'ın karısı ile Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın karısı. وَدَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَمْرَأَةَ نُوْهٍ وَاَمْرَأَةَ لُوْتٍ Allah size Nuh'un karısı ile Lut'un karısını inanmayanlara örnek olarak gösterdi. قَالَتَا فَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ İki salih kulumuzun nikahı altında bulunuyordu bu iki kadın. İki peygamberin hanımıydılar. فَحَانَتَاهُمَا Peygamberlerine ihanet ettiler. فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْيَنْ Başlarına bir felaket geldiğinde o felaketi başlarından hiç kimse savamadı. وَقِيلَ اَدْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ Ateşe girenlerle birlikte ateşe girdiler. Bir diğeri de Ebu Leheb'in karısıdır. وَمْرَأَتُهُ اَمَّالَتَ الْحَطَابِ Ebu Leheb ateşe girecek, karısı da iyice yansın diye odun taşıyacak. Boynundan bir iple birlikte. Allah-u Teala her iki alanda da bize örnekler gösteriyor ve şunu demek istiyor. Siz Hazreti Asiye'nin ve Hazreti Meryem'in yolundan gidin de Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın ve Hazreti Nuh'un hanımlarının yolundan gitmeyin. Dikkat çeken bir başka durum da şudur. Siz 60 yıl, 70 yıl hanımınıza sabredemiyorsunuz, dayanamıyorsunuz. Çok boşananlar var. Ama bir peygamber düşünün ki Nuh Aleyhisselam tam 950 sene inanmayan bir kadına sabrediyor. Ama biz 50 sene, 60 sene sabredemiyoruz hanımlarımıza. O kadar da değil, evlilik süremiz 40-50 sene. O kadar da sabredemiyoruz. Lut Aleyhisselam bir ömür hanımına inanmayan bir kadına sabrediyor. Bizim hanımımız Allah'a da inanıyor, namazla kılıyor ama sabredemiyoruz. Eflatun diyor ki, evlenin, mutlu olamazsanız filozof olursunuz. Öyle dervişler çıkmış ki dervişler geçimsiz hanımları oldukları halde hanımlarını boşamayı düşünmemişler. Eğer boşarsa gidecek başka bir Müslümanla evlenecek, ona çektirecek. O çekeceğine ben çekeyim demiş. Böyle insanlar da çıkmış. Ama Hazreti Asiye gibi kocasının zulmüne katlanan münevver hanımlar da çıkmış. Onun için bizim hanımlarımız münevver aydın. Eğer hanımlarımızdan helallık almazsak bizim ahirette işimiz çok zor olacak, onu söyleyeyim. Diyebilirsiniz ki hanımlarımızın ne hakkı var bizde? Bunu bana anlatamazsınız. Ben bu yörenin çocuğuyum. Hanımların kocaları için neler yaptığını çok iyi biliyorum ben. Onun için hanımlara ne yaptığımızı biliyorum. Onun için bu hanımlar çocuklarımızı bakıyorlar, çamaşırlarımızı yıkıyorlar, yemeğimizi yapıyorlar, hatta odunu bile yapıyorlar, tarlayı yapıyorlar. Çok erkek vardır ki kahvede sabahtan akşama kadar kumarıyor. Üstelik bir de sigarayı içiyoruz. Allah'ın haram kıldığı bir şeyi içiyoruz. Yani haram kıldığı dedim. Alimler fetva verdiler daha Osmanlı döneminde. Osmanlı döneminde Lale Devri'nin Şeyhül İslam'ı
Yenişehirli Avni Efendi'nin fetva emini Muhammed Fık el-Ayni Duhan Risalesi diye bir kitap yazdı. Yani tütün kitabı. O zaman sigara da değil, tütün kitabı. Lale devrinde. Kitabı bugün Süleymaniye el yazmaları kataloğunda mevcuttur. 170 küsurüncü sayfalarında tütünü anlatıyor. Zararlarından bahsediyor ki bugünkü kadar da bilinmiyor. Anlattıktan sonra diyor ki tütün haramdır. Tütün haramdır diyor. Fetva daha Osmanlı'da verilmiş, benim daha başka bir şey söylememe gerek yok. O tütünü, sigarayı içeriz. Ondan sonra sabaha kadar hanımımızı rahatsız ederiz. Bırakınız her şeyi, sadece bu kul hakkı olarak yeter de artar bize. Onun için bu akşam eve gittiğiniz zaman eşinizden helallik alın. Ve hayatınızı değiştirin artık. Yoksa bizim köydeki dönersiniz. Muhammed amca da her gün kahveye gidiyor, kumar oynuyor, hanımı bütün işleri yapıyor. Hanım 60 yaşına gelince dayanamadı, öldü. İşi anladı o. Gitti kabristana, bir sabah gidiyor, bir öğleden sonra gidiyor. Ağlıyor, eyvah, ah vah hanım. Ne hallere düştüğümü bir görsen, kimse kapımı açmıyor, çocuklar bile gelmiyor. Ne yemeğimi yapan var, ne çamaşırımı yıkayan var. Sen ne kadar mübarek bir hanımmışsın. Neden ben senin kıymetini bilemedim? Hüngür hüngür ağlıyor, sarılmış mezar taşına öpüyor. Ben de oradan geçiyorum tesadüf. Durumu bildiğim için, Muhammed amca kalk kalk dedim. Mezar taşını öpmeyi bırak. Mevlana Hazretleri senin gibilere diyor ki, ben öldükten sonra mezar taşımı öpeceğine ölmeden önce yanağımı öpseydin ya. Hak yardımcımız olsun, özlediğimiz aile yuvasına yol versin. Allah'a emanet olunuz, geceniz mübarek olsun. Fazla zamanınızı almak istemedim. El-Fatiha.